Merhaba değerli Güven Grup takipçileri, ben Faruk. Bugün Sunix BLT23 kulaklık ile karşınızdayız arkadaşlar. Öncelikle bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ederiz. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. İstediğiniz gibi telefon aksesuarına ya da elektronik alete oradan ulaşabilirsiniz. Daha önceden bunun BLT22 modelini incelemiştik. Şu şekilde size göstereyim. Hatta bu beyaz modeliymiş. Siyah ve beyaz modeli olarak iki kutu açılış yapmıştık videoda. Onun da kartını yukarıya koyuyorum. Hemen bunu bırakalım. Sunix BLT22 çok kaliteliydi. Yani mikrofon testi olarak çok kaliteliydi. Ses olarak çok kaliteliydi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. 5.0 bağlantısı vardı. Bunun da aynı şekilde 5.0 bağlantısı var. iOS ve Android için uyumlu olduğunu burada yazmışlar. Ve dokunmatik tuşunun Bluetooth bağlantısının olduğunu burada bizlere belirtmişler. BLT23 yazısını görüyoruz yan tarafta. Diğer yan tarafta da aynı şekilde. Kutunun kendi bataryasının gücü 320 mAh'miş. Burada şu anda onları da görüyoruz. Burada daha net bilgiler var. 3.7 voltla şarj olduğunu falan birçok şey burada belirtmişler. Burada ekstra olarak size söylemem gereken tek şey 10 metre menzilinin olduğunu söylüyor. Yani telefon 10 metre uzakta dahi olsa seste bir sıkıntı olmayacağını söylüyorlar. Ama 10 metrenin dışına çıkmayın. Kutuyu şu şekilde açalım. Bize bir jelatinle geliyor. Zaten ürün kalitesini belli ediyor. Yani buradaki asacak aparatı bile kauçuktan yapmışlar. Kutu şu şekilde sürgülü ve bizi ilk karşılayan kutunun yani şarj kutusunun kendisi oluyor. Bunun içinde herhangi başka bir şey yok. Şu şekilde baktığımızda burada cihazın kendisi karşılıyor. Sunix markasını görüyoruz. Ve arkada önde herhangi başka bir şey görmüyoruz. Kutuyu şuradan açalım. Hatta ters tutuyoruz şu an. Düz tutalım ki kulaklığımız düşmesin. Kutunun içinde herhangi başka bir şey yok. Bizi bir adet şarj kablosu karşılıyor. Ucunun Type-C olması çok güzel. Yeni nesil yani. Burada bir adet garanti belgesi ve kullanma kılavuzu. Hatta kullanma kılavuzu var mıymış bakıyorum hemen. Sadece garanti belgesi varmış. Kullanma kılavuzu yokmuş. Bunu da köşeye bırakıyorum. Kablosu burada dursun. Kulaklığı şekilde buradan çıkaralım. Kulaklığın kablosu yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda. Yani orta kalınlıkta güzel bir kablosu var. Kulaklık benim beklediğimden daha ince çıktı. Çünkü kutunun üstünde biraz daha kalın görünüyordu. Hemen kutuyu açalım. Kutuyu açtığımızda kulaklıklar yan olacak şekilde bizleri karşılıyor. Kabloları da şu tarafa bırakırsak daha rahat video çekebiliriz. Kulaklıkların görünüşü gayet güzel. Siyah olması da gayet güzel. Şuradaki pinleri kameraya net bir şekilde göstereyim. Bunlar şarj pinleri. Kenardan bir şarj kablosu çekelim ve cihazımızı şarja takalım. Nasıl göründüğüne bakmak istiyorum. Şu anda 4 tane şurada. Hatta şu an 3 tane yanıyor ama 4. led de burada. Bunun %100'lük olduğunu düşünürsek her bir ışığa %25 diyebiliriz. Yani şu anda %75 şarj var. Kulaklığın herhangi yani kutunun üstünde herhangi bir açma kapama düğmesi yok. Kulaklığı şu şekilde taktığınızda bunu da aynı şekilde taktığınızda zaten mutlatız var. Mutlatızın içine direkt oturuyor. Çıt diye o sesi duyuyorsunuz. Bunu kapattığınızda kapakta herhangi bir mutlatız yok ama menteşe bu son kısımda gerildiği için kapak düzgün bir şekilde kapanıyor. Dediğim gibi kutunun herhangi etrafında bir düğme yok. Şarjı dolduğu zaman, kulaklıkların şarjları dolduğu zaman kulaklıkları ve kutuyu kendisi büyük ihtimalle kapatıyor. Kulaklıkların üstlerine şu şekilde beyaz iki tane ışık görüyoruz. Şarj olma ışığı. Kulaklıkları dışarı çıkaralım ve Bluetooth'la bağlayıp müzik testine geçelim. Şu anda cihazın ismi alınıyor. Hatta tableti biraz daha şu şekilde getireyim ve net bir şekilde görün.
BLT23 olarak görüyoruz ve bastığımızda eşleştiriliyor şu anda. Eşleştir diyoruz. Hemen telifsiz müziğimizi açalım. Cihazın müzik testini hep beraber görelim. Şu şekilde koyayım ki mikrofonu ortaya koyduğumda daha net bir ses verebilsin. Şu an kulaklığın dışarı çıkarttığı ses bayağı az. Şimdi kulağıma takıp test etmek istiyorum. Kulaklığın dışarı çıkarttığı ses az olabilir ama kulağa verdiği ses gayet iyi. Bası da aynı şekilde gayet güzel. Tuşa bastığımız an müzik açılıyor. Bastığımız an müzik kapanıyor. BLT22 de sağdaki kulaklığı uzun süre basılı tuttuğunuzda ses açma, soldaki kulaklığı uzun süre basılı tuttuğunuzda ses kapama yapıyordu ama bunda öyle bir özellik yok. Ama bunda da müziği açıp kapatabiliyorsunuz ve aramaları da aynı şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi kulaklığın mikrofon testine geçelim. Arkadaşlar sesimi şu anda Sunix BLT23 üzerinden alıyorsunuz. Sesi dinleyip deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Cihazın mikrofon testinde dinledim. Mikrofon da gayet başarılı. Dediğim gibi Sunix BLT22'de de çok kaliteli bir mikrofon bizi karşılamıştı. Bunda da aynı şekilde mikrofon kalitesi çok iyi. Kulaklığın incelemesi bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.